Gelmiş. Ergin Keleş gol atıyor. Bir bil oğul Ergin attı. Yani ben varım. Ergin şut mesafesine girdi. Kaleye vuruyor. Ben varım. Ergin Keleş'le Hatıra Defteri'nin 3. bölümüyle birlikteyiz ve haliyle Ergin Keleş'le de birlikteyiz. Abi hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Bugün alt çılgın dünyasını konuşacağız ama öncesinde... Programımızın sponsoru Boş Kar Servise e de teşekkür etmek isteriz. Boş kar servis tüm Türkiye'de 7 bölgede her marka ve model araca profesyonel ve garantili bakım onarım hizmeti vermektedir. Boş kar servis.com.tr'ye girerek aracınızın ihtiyacı olan her konuda randevunuzu alabilirsiniz. Yeni randevu sistemiyle gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görerek bütçenizi ayarlayın. Evet, alt liglerin çılgın dünyası dedik. Oralarda çokça bulundun. Evet. Ve şunu söylüyorsun. Futbol Süper Lig'den ibaret değil alt diklerde bu kadar bulunmuş bir insan olarak yani çeşit çeşit yer gezmiş ve gerçekten çok ilginç şeyler yaşamış biri olarak nereden girmek lazım bu konuya hatta Önce sana sorayım sonra benim çeşitli notlarım var. Benim için ben bunu aslında hep bir şans olarak gördüm. Çünkü ülkenin en üst seviye liginde de oynama fırsatı yakaladım ki bu 7 sezon Süper Lig oynadım. Daha sonra TFF birincilik ve kariyerimin sonlarında da son 3-3,5 yılında da TFF ikincilikte oynadım. Benim için bu şanstı. Bu liglerde oynama fırsatı yakalarken takım arkadaşlarımı görme, gözlemleme onların dünyasına yakından tanık olma fırsatı da yakaladım. Çünkü ben bunları hep ileride kendime bir yol arkadaşı olarak edineceğim bilgiler olarak gördüm bunları. Çünkü yarın öbür gün sahanın diğer tarafına geçtiğinde yine çalışacağın Oyuncular bunlar olacak. Süper Lig'de çalışacaksan evet o oyuncular ve onların dünyaları. Onların dünyalarıyla alt ligdeki oyuncuların dünyaları arasında gerçekten çok fark var. Yalnızca yetenek olarak evet. Yetenek, belki futbolculuk becerisi, belki fiziksel kalite ne kadar farklıysa ki bence e, yani öyle dağlar kadar fark bulamazsın ama dünyaları arasında bu grupların dünyaları arasında gerçekten ciddi farklar var. Süper Lig'deki oyuncular son dönemlerde özellikle kendilerini zorlamayı seviyor, gelişmek istiyor ve daha çok sormaya meyilliler, soru sormaya da meyilliler. Bu aslında Süper Lig'deki antrenörleri de geliştiren ve zorlayan bir husus. Fakat alt ligdeki oyuncularda bu yok. Özellikle ikinci ligdeki oyuncularda bu yok. Onlar daha çok bulundukları yeri koruma, bulundukları yerde hayatlarını devam ettirme, ettirebilme dürtüsüyle hareket ediyorlar. onlar gençler dahil şey mi? Gençler de dahil. Gençlerin birçoğu da dahil ve en aslında acısı, üzücü olanı da bu. Mesela ben en son İskenderun Spor'da oynarken tabii Santrafor oynuyordum. Bizde o zaman genç bir kardeşim vardı Solbek Çağatay. Şimdi kara gümrük takımında TFF birincilikte. Antrenmanlarda tabii bu gençlerle beraber olduğum zaman onların doğal olarak eksikliklerini de görüyorum. Ki ben kariyerimin son döneminde top oynarken biraz daha böyle kendimi hoca gibi düşünmeye itiyordum. Sahayı hoca gibi görmeye çalışıyordum. Bir teknik direktör gibi görmeye çalışıyordum kendimce. Şimdi doğal olarak böyle görmeye çalıştıkça o oyuncuların da böyle sıkıntılarını problemlerini görüyordum. Mesela çok enteresandı, bu çok enteresan. Aslında çok acı. Bir gün antrenmandan sonra tuttum ben bu genç kardeşimi. Ona birkaç bir şey gösterdim. Ona artık futbolda böyle e, rastgele ortanın olmadığını, artık futbolda pas denen şeyin olduğunu, işte e, nereden nereye orta yapması, pas vermesi gerektiğini bu tarz şeyler gösterdim ona biraz. Böyle küçük detaylar söyledim. Küçük detaylar önerdim. Çocuk bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki abi dedi bana bunları hiç kimse göstermedi dedi. Bana bunları hiç kimse söylemedi dedi. Nasıl söylemez dedim. Yani bunlar nasıl söylemez dedim. Yani sana Bunları bu söylediğim şeyler de çok basit, basit evet. şeyler yani. Çok basit olaylar. Abi dedi vallahi bunları bana kimse söylemedi dedi şimdiye kadar. Ve bu çocuk Fenerbahçe patentli bir çocuk. Mesela geçen hafta oynadığı maçta iki tane asist yapmış. Asistlerinin videosunu bana göndermiş. Abi bak söylediğin gibi görerek yaptım bu pası falan gibi. Beni çok mutlu etti ama işin gerçeği bu. Alt ligdeki çocukların durumu bu. Yani terk edilmişlikleri gibi bir durum söz konusu orada. Fakat söylediğim gibi yapacak bir şey yok kendilerini orada çok geliştirecek idealist antrenörlerle çalışma şansları da yok. Kahredici. Ee, öyle bir şansları da yok maalesef. O yüzden mümkün olduğunca oyuncu artık burada kendi içsel motivasyonunu yakalayacak. Biraz otodidakt bir hal alacak ve mümkün olduğunca kendisini geliştirmek için çabalayacak yani. Oyuncularda bu olması gerekiyor gençlerde. Sırf bunu, bundan yarım saat bahsedebiliriz de programın formatının dışına çıkarız gerçekten hani çok üzücü biraz alt farklı oyuncu profillerinden bahsedebilir miyiz çok fazla farklı oyuncu profili var. Gerçekten çünkü çünkü çocukların yani bir şey de diyemiyorum. Yani çocukların çünkü yaşadıkları hayat gerçekten çok enteresan. Ben şöyle diyorum. Onun kitabımda da yazmıştım. Alt ligler demiştim. Ekmek kavgasının en sert verildiği yerler diye. <laughs> çocuklar gerçekten zaten çok fazla ekonomik anlamda güçlü değiller. Kazançları da çok yüksek değil alt liglerde. Doğal olarak bir şekilde hayatta kalmanın peşinde çocuklar oynadığım takımda oynadığım takımda alt liglerde PlayStation turnuvasına katılan futbolcular vardı. PlayStation turnuvasına katılıyor futbolcu çocuk yani. Ben de onu fırçalıyorum. Sen futbolcusun. Yani PlayStation turnuvasında ne işin var? Yani kafeye gitmiş PlayStation turnuvasına katılmış. Ne işin var diyorum. Abi öyle demedi dedi ya. 11-12 bin lira neyse işte bir fiyat söyledi bana o zaman. Bu kadar ödülü vardı dedi kazansın. Sen de mi girdin turnuvaya? Ben mi? <laughs> ben gitmiyorum. Ben niye gireyim? Çocuk <gülüyor> dedi. <gülüyor> Yani çocuk girmiş. Ne işin var turnuvada dedim. Abi dedi şu kadar ödülü vardı dedi. E bari kazandın mı dedim. Yok dedi abi yarı finalde elendim dedi. e <laughs> yani şimdi çocukların durumu bu. Şöyle bir durum var. Bazen işte sürekli böyle oyuncular tarafından bakıyoruz. Futbolcu tarafından bakıyoruz olaya. Futbolcuların çok zor zamanlar geçirdiklerini, futbolculuğun zor olduğunu alt liglerde falan konuşuyoruz. Ama şimdi hakkını da yemeyelim. Gerçekten öyle futbolcular da var ki yani hakikaten adamı illallah ettirir. Alt liglerde ya da liglerde fark etme sadece futbolcu olmak değil antrenör olmak da çok büyük sıkıntı. Ben mesela çok enteresan bir tecrübe yaşadım. O da kariyerimin son dönemine denk geldi. Afyon Spor'da oynarken yaklaşık 6 maçtır kazanamıyorduk. Kazanamadığımız bir süreç vardı yaklaşık 6 maçlık. O 6 maçlık sürecin sonunda hocayla yollar ayrıldı. Ee, ve başkan da bana dedi ki Ergin dedi bu hafta teknik direktör sens Lütfen dedi takımı sen çıkart dedi. Bu hafta takım tamamen sana emanet dedi. Şimdi ben de tabii zaten kariyerimin sonu son dönemi. Ve ben de 5-6 yıldır kendimi teknik direktörlüğe hazırlamıştım hazırlıyorum o gözle. Benim için de ben de bu benim için de bir farklı bir tecrübe olur dedim. Ben de tamam başkanım bu hafta ben çıkartırım takımı dedim. Yani. Şimdi altı maçtır kazanamıyoruz. Şimdi oyuncuların psikolojisiyle alakalı bu e, anlatacağım şey biraz da. Şimdi ben hemen çocukları falan topladım. Bu arada başkan bana takımdan iki tane de çocuğu kadro dışı bırakacaklarını söyledi. Yani bana hem oyuncu teknik direktörlük veriyor ve bunu verdikten sonra da diyor ki şu şu oyuncular kadro dışı kalacak. Ben de doğal olarak diyorum ki yani başkanım hani bu hafta ben madem takımı çıkartıyorum böyle bir şey lütfen olmasın diyorum. Yani böyle bir şey olması mümkün değil diyorum. Zaten her oyuncuya ihtiyacımız var ve başkan bana diyor ki ama Ergin bu çocukların ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptılar diyorum. Sosyal medyada başkanı istifaya davet eden paylaşımları beğeniyorlar bu çocuklar. Futbolcu bunu yapıyor şimdi aslında hak ediyor. Şimdi fakat çocuklara ben orada çocukları koruyorum ve bu çocukları da yanıma çağırıyorum. Bu çocukların da bundan bilgisi var. Çocuklar işte abi istersen biz başkanı arayalım özür dileyelim bilmem ne falan. Başkan bana bu sefer tamam kadro dışı kalmasınlar ama sen bunları kadroya alma maç kadrosuna. Ben ona da yok dedim ve bu çocuklara da dedim ki sizi maç kadrosuna da dahil edeceğim alacağım dedim. Yani çünkü zaten çocuklar çok az para kazanıyorlar, ediyorlar falan. Maç başları var, bilmem ne var. Yanmasın diye bak ben bu çocuklara böyle bir şey yapıyor ve bu çocuklara bunu da söylüyorum. Daha sonra antrenmana gittik. Oyuncu teknik direktör olarak antrenman yaptıracağım. Ben o hafta oynayacağımız maça dair takımdaki bütün şeyi değiştirdim. Yani birkaç tane oyuncu değiştirdim ve o güne kadar oynadığımız oyunun dışında bir oyun da sahaya çıkacağımızı çocuklara söyledim. Doğal olarak antrenmanda da bunu çalıştık. İşte ön alan baskısı yapacaktık. Fakat yedek takım bizi perişan etti. Geri dönüyoruz kulübe, otobüse gidip geliyoruz. Şimdi fark ediyorum ben, bunu alıyorsun bu hissiyatı. Çocuklar bizim antrenmanda denediğimiz şeye inanmıyor. Çocuklar buna inanmıyorlar ama bana da bunu söyleyemiyorlar. Şimdi ben ama bunu alıyorum çocuklardan. İkinci gün gittik, yine çalıştık, yine olmadı. Üçüncü gün gittik, bu arada yelekleri dağıtıyoruz. İşte bu başkanın kadro dışı bırakın dediği ve benim itiraz ettiğim çocuklara yelek dağıtmadık. Kalabalıktı kadro. Biraz kenarda bekleyin dedik. Benim o koruduğum çocuklardan bir tanesi çıktı böyle yaptı. Dedi ki ya dedi burada da herkes kafasına göre yelek mi dağıtıyor ya dedi. Şimdi kadro dışı kalmaktan onu kurtaran kişi benim. Onu kadroya alacağını söyleyen kişi benim. Ve iki gün sonra söylemi bu. İşte alt liglerdeki oyuncu grubu profili böyle profiller de var oralarda. Anlatabildim mi? Yani ondan sonra işte biraz kızdım ona falan. Neyse üçüncü gün antrenmandan sonra dönerken çocuklar baktım yine böyle stresli falan. Onlara da şöyle bir şey söyledim. Dedim ki konuşun dedim anlatın dedim ya. Ya abi dedi işte biz dedi böyle oynamasak mı? Neden dedim? Abi işte biz garanti oynayalım. Garanti ne dedim? Yani size göre garanti ne? Garanti oyun ne? Onlar da diyor ki garanti oyun benim 20 yıllık futbol hayatımın 18 yılını hemen hemen geçirdiğim ikinci bölgede bekle kazandığın topla hızlı hücum yap. Onlar da bunu istiyorlar. Ve biz de o güne kadar takımla oynadığımız oyun da hemen hemen o. O yani 4-2-3-1 formasyonu dizilişiyle bu şekilde oyun oynayalım. Ben de bu çocuklara bu sefer dedim ki şimdi onları ikna etmeliyim, onlara anlatmalıyım. Ben de bu sefer bu çocuklara dedim ki ya Hepiniz hemen hemen bu konuşanlar zaten yaş olarak daha çok işte 28, 29, 30, 32 yaş çocuklar. Hepiniz hemen hemen 10 yıldır futbol oynuyorsunuz ve hepiniz hemen hemen 10 yıldır bugün benden talep ettiğiniz bu oyunu oynadınız. Ve bu 10 yılın sonunda bulunduğunuz nokta bu. 6 maçtır da kazanamamışsın üstüne. 10 yılın sonunda talep ettiğiniz oyunla Bugün 6 maçtır maç kazanamıyoruz ve küme düşme potasındayız. Sizce de bir şeyleri değiştirmemiz gerekmiyor mu dedim ya? Hiç mi dedim düşünmüyorsunuz dedim. Zaten hayatınız bu oyunla geçmiş. Merak etmeyin dedim. 30 dakikada bitireceğiz maçı dedim ya. İnanın dedim 30 dakikada bitir. Rakip bizim ne oynadığımızı anlamadan maç bitecek dedim. Biz bitireceğiz maçı. Maça başladık nitekim 30. dakikada daha 30 dakika içerisinde bir gol attık. Bir tane penaltı kaçırdık. Kaçırdık demeyeyim. Kaçırdım. Hem oyuncu, hem kaptan, hem hoca olarak <laughs> penaltıyı atma sorumluluğunu almıştım. Penaltıyı <laughs> ben, ben kaçırdım. <laughs> bir de kendi kaleme gol attım diye devam. Penaltıyı <laughs> kaçırdım. Velhasıl 1-0, 1-0 maçı kazandık. İkinci yarı bir takım değişiklikler falan kendimi de oyundan çıkarttım. Ama işin güzel tarafı şuydu. 6 maç sonra maç kazandık. 5 maçtır gol atamıyorduk. Onu da kırdık. İşte 1-0 maç kazandık. Soyunma odasına gittik. Soyunma odası koridorlarından birinin sesi geliyor böyle. Bağırıyor birisi böyle falan. Ben de koridora çıktım. Benle beraber gözü göze geldi. Bir baktım bizim başkan gelmiş. Bana bağırıyor. Sen diyor Mourinho'sun. Mourinho diyor. Dedim başkanım <gülüyor> lütfen. <gülüyor> <laughs> lütfen dedim başkanım lütfen dedim hemen dedim yeni hocayla anlaşın ben bu istatistiğimi bozamam dedim yani. <laughs> yüzde, yani, yüzde, yani. yüzde yüzle oynuyorum ben bu istatistiğimi bozamam lütfen dedim hemen yeni bir hocayla anlaşalım dedim sonra da e, Sinan Yücel hoca geldi o da takım Sinan Yücel hocayla müthiş bir ivme yakaladı ondan sonra ilk yarının sonuna doğru e, baya bir maç kazandık Abi, bu arada bundan daha iyi hoca oyuncu hikayesi sadece şey geldi aklıma Yanılmıyorsam da bir Trabzonspor maçıydı. İstanbulspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. Devrede kendini oyunu alıp ettirik yaptı. Valla, herhalde Trabzonspor maçıydı. Doğru hatırlıyorum. Ben, ben ben de kendimi çıkart. Bu arada kendimi çıkartmadan önce bir tane çocuk çıkartmıştım 50-55. dakikada. Çünkü benim oynattığım oyunun kendimce ben defosunu biliyordum. Yani o defoyu biliyordum. O defoyu bildiğim için rakibin bana nasıl sorun çıkartabileceğini de tahmin ediyordum. İkinci yarı başlar başlamaz benim o defom ortaya çıktı. Çünkü rakip oradan beni yormaya başlamıştı. Velasıl diyeyim. Ben de çocuğu 50. 55. dakikada oyundan çıkarttım. Savaş denen bir kardeşimdi. Tabii çıkarken biraz tripliydi. Döndü sahanın içinde bana baktı ve böyle yaptı. Ben mi abi ya dedi. Ben de hemen sahanın içinde böyle aslanım benim. Bu taktiksel bir değişiklik dedim. <laughs> 70. dakika falan da kendimi çıkartınca kulübeye geçtim. Baktım bana bakmıyor. <laughs> böyle durmuş suratını böyle şey yapmış böyle duruyor. Öyle falan. O da benim için çok iyi bir deneyim. Yani teknik direktör olduğum zaman bunlarla hep karşılaşacaksın. Hep karşılaşacağın şeyler bunlar. Bunlar yönetim işte, beceri. Baktım böyle yapıyor. Ben de hafiften böyle bir abi tavrıyla böyle küçükten bir kafasına vurdum böyle. Sonra dedim ki ne trip yapıyorsun dedim. Bak kendimi de çıkarttım dedim yani burada trip yapacak bir şey mi var <laughs> falan. O şekilde o maçı geçirmiştik. Çok çok benim için özel bir tecrübeydi o. Biraz alt liglerde ilginç hoca profilleri de var. Tabii. Yani tabii. mesela benim özellikle takip ettiğim, buradaki birkaç arkadaşımın da takip ettiğini bildiğim Kemal Kılıç var. Yanılıyorsam düzelt beni. Bir karşı yaka maçında sen Göztepe'deyken 75 dakika evet. ısındığını ve oyuna giremediğin bir maç ardından böyle bir soyunma odasında… Tabii tabii tabii. tabii. Ya, ya Kemal, Kemal Hoca buradan başlayıp Ke biraz böyle bir teknik direktör profilimden Kemal de Hoca bahsedip bitirelim Yani sadece isterim. Kemal Hoca değil, hakikaten böyle gerçekten ben de buna e, şimdi şöyle söyleyeyim, ben de buna saygı duyuyorum yani biliyor musun? Artık hakikaten böyle nevi şahsına münasır adamlar var gerçekten var. Yani. Bu seneyi iyi biliyor musun abi Bu senede sarı yerle başladı, 3 hafta sürdü. Biliyorum. Dünya'nın en sinirli teknik direktörü. E, e, Kemal Hoca hakikaten nevi şahsına münasır bir adam ki, gerçekten böyle e, kendi tarzı, kendi tavrıyla teknik direktörlük yapan bir adam. Göztepe'de çalışmıştım Kemal Hoca'yla. Ama şöyle uzun bir Süper Lig yani uzun dediğim böyle 4-5 sezonluk bir Süper Lig'in ardından ilk Göztepe'ye gelmiştim. Yani aslında böyle bir Trabzonspor'dan Manisa'ya gittiğim sezonun haricinde ilk kez böyle TFF 1. Lig'e inmiştim. Hoca Kemal Kılıç'tı. Göztepe çok iyi bir kadro kurmuştu. Yani ekonomik açıdan ciddi paralar harcamıştı. Fakat istenileni alamıyordu bir türlü. İstenilen şey ortaya çıkmıyordu. Ben de öyle bir takıma gitmiştim. Tabii benim o dönem biraz böyle ciddi böyle kafası havada biraz sorunlu futbolcu imajımla hareket ediyordum o zamanlar. Kemal Hoca da Santa Farklı tercihleri de vardı. Her ve Tum vardı o zaman yabancı. Bir tane o zaman yerli bir oyuncumuz vardı. Şaban, Şaban, Şaban geniş, geniş, geniş Yürek. Evet, evet, evet. Ve ben vardım. Tabii ben birkaç maç herhalde hocanın beklentilerine cevap vermeyince... ...hoca beni oynatmamaya başladı. Doğal olarak bunu hazmedemiyordum ben. Yani çünkü Süper Lig'den oraya gelmişim. e Takım zaten kötü gidiyor. Düşme potasındaki o sene düştük Göztepe'de maalesef. Hazmedemiyordum. Beni işte... Karşıya kadar 75 dakika ısındırdı oyunu almadı. Sonra Manisa'ya gittik. Manisa'da yine böyle beni herhalde bir 60 dakika ısındırdı Kemal Hoca. Son 3 dakika 4 dakika falan oyuna soktu beni. 0-0'lık bir maçtı Manisa maçı ben oyuna girdiğimde. Belki son 5 dakika falan neyse. Ama Manisa Spor hani böyle tek kale maç oynadığı bir oyun oluyordu. Bize karşı tek kale oynuyordu Manisa Spor. Ben de oyuna girmiştim. Son 5 dakika 6 dakika tabii canım sıkkındı. Sahanın içinde böyle kendime has böyle saçma sapan böyle işte enerjim yok afra tafra diyelim falan. Derken Kemal Hoca kulübeden çıktı. Şaban'a bağırmaya başladı. Şaban sağ açık oynuyordu. Şaban dedi sen dedi Santrafor'a geç. Bana da döndü böyle sen dedi, dedi sağa geç. Ben de Kemal Hoca'ya döndüm kulübeye ve hayır dedim. Ben burada oynayacağım dedim. Bu sefer Kemal Hoca ciddi sinirlendi. Kulübeye falan baktı yani bu bu, bu ne diyor, diyor ki Kemal Hoca da şeydir bir, bir şey bir adamdır yani. <laughs> bu bu ne diyor ne yapıyor falan gibi. Kenara çıktı bir daha bana bu sefer daha sert sağ tarafa geç dedi. O arada Şaban da geliyor benle yer değiştirmeye. Ben tekrar Kemal Hoca'ya döndüm ve tekrar hayır dedim ben burada oynayacağım dedim. Şaban da yaklaşınca Şaban'a da kızdım. Geç dedim o tarafa falan. Şaban da geçti zaten. Bir top geldi. Ben topu aldım, götürdüm, çalım attım, attım, ceza sahasına girdim. Bizde Paulista denen bir oyuncu vardı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Ona böyle al da at dedim yani. Moş kaleye gol attı falan. Daha sonra da ben döndüm Kemal Hoca'ya, kulübeye. işte ya dedim işte ne oldu? Bak buradayım falan gibi hareketler yaptım. Kemal Hoca iyice sinirlendi, iyice kendini kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> ya benim şimdi hareketlerim de hiç hoş değil. Yani düşünüyorum, biliyor musun? Yani o zaman bu hareketleri yaptığım zaman diyorum ki ya ne düşünüyorsun da yapıyorsun bunu? Yani neden bunları yapıyorsun şimdi diyorum ama o zaman o yaptığım hareketlerle gurur duyduğum da oluyordu yani. Çok enteresan, çok büyük ciddi bir saçmalık. Şimdi mesela kendimi Kemal Hoca'nın yerine koyuyorum. Ya bir hoca için ne kadar zor bir durum. Takım da kötü. O ara ben de şimdi asist de yapmışım ve ben e, o sezon Göztepe düşmesine rağmen devre arası dahil olmuştum o takıma. 12 maç falan ilk 11 oynamıştım. 6 gol 3 asist falan yapmıştım yani. Sonradan gitmeme rağmen gol katkısı en fazla veren oyuncu yine ben olmuştum o takımda. E şimdi hoca tarafından düşünüyorum. Adamı da zor durumda bırakıyorum. Şimdi adam da zor durumda. E Kemal Hoca da zor durumda kalmayı da seven bir adam değil. O yapıda da bir adam değil. Bayağı bir tartışmalarımız olmuştu falan. Maalesef maalesef sezon sonu küme düşmüştü. O maç sonu soyunma odasında ne diyalog oldu? Onu sorup kapatayım. Soyunma odasında herhangi bir diyalog olmadı. Tabiri caizse birbirimizden kaçtık soyunma odasında. Daha sonra e, toplandığımızda ilk toplantıda aramızda diyalog geçti. Bana seni sevmiyorum kardeşim dedi. <laughs> <laughs> seni sevmiyorum ve seni istemiyorum kardeşim dedi. <laughs> Biz seni seviyoruz abi. Seni de istiyoruz. Haftaya evet, tamam. yine görüşelim diye bağırdı. Görüşmek üzere. <laughs> bileş attı. Yani ben varım. Her şut mesafesine girdi. Kaleye vuruyor. Ben varım.